Yağışlı bir Giresun sabahından günaydın herkes arkadaşlar. Bugün hava biraz tabii ki bozuk olacak. Kış vakti. İster istemez. Benim kızım yine gelmiş minnoşum. Hem de yedirdiğim halde yine kapıda. Yapacak bir şey yok. Hoş gelmiş benim kızım. Öylece işte bugün işimizin başına geldik. Çok şükürler olsun. Çok çok iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Anneciğim de çok çok iyi. Ben de o iyi olunca ben daha iyi oluyorum. Emin olun kesinlikle. Evet arkadaşlar yine sakinlik var. Burada şu anda kimse yok. Ben de zaten bugünden beri koşturmaca. Dedim en azından atayım videomu bir an önce tamamlayayım. 2 gündür o kadar güzellikler yaşıyorum ki size anlatamam. Şöyle diyeyim ben size. Dünkü gelen misafirim Almanya'dan gelen çok çok iyilerdi. Allah razı olsun Çakır Hanım'la. Yanında yeğeni falan eşi vardı. Yeğeninin sanırım yanılmıyorsam. Onların gelmesine çok mutlu oldum. Çünkü hiç haberim yoktu. Birden gelince bayağı bir mutlu oldum yani. Öyle anlatayım. Değişik oldu. Hatta şu birkaç gün biraz herhalde sıkıntı, stres. Şimdi biliyorsunuz annemi rahatsız şudur budur derken. Onlar bana büyük bir sürpriz oldu. Ve 2 gündür de o sürprizleri yaşıyorum zaten. Dün akşam da hiç beklemediğim bir telefon aldım. Hani arkadaşım normal arkadaşım aradı da yani bayağıdır görüşmemiştim. Allah razı olsun o da öylesine hatır sormak için aramış. O da beni çok mutlu etti. Değişik duygular yani diyorum ki sevdiğini bilmek çok güzel. Unutulmadığını bilmek de çok güzelmiş. Bugün de benim ortaokul öğretmenim var. Rüstem Kılıç diye. Ay geldiğimde işte iş yerinde baktım burada. Ay o kadar mutlu. Ona da ayrı bir mutlu oldum. Yani sürpriz sürpriz üstüne. Beklemediğim insanlar tek tek geliyor, arıyor. Onun dışında işte inşallah bir gün gelecek. Bağlamasıyla gelecek yanıma. Geldiğinde onu da yayınlayacağım. Dedim öğretmenime. Bağlamamla gelirim dedi. Gelirseniz iyi olur dedim. En azından size dedim çekim yaparım. YouTube'da yayınlarız dedim. Onun da çok güzel gerçekten. Müzik öğretmeninin kendi olduğu için de çok iyi uyum sağlayacağımıza inanıyorum. Beraber de okuruz en azından. O da okur. Onun sesi de güzel. Bildiğim kadarıyla onun sesi de güzel. Bayağı kaç yıldır da yani sayfamda arkadaş sanırım da görüşmemiştim. Öyle genç sürpriz olmuş. Yani geçerken demiş ki bir uğrayayım bakayım demiş. Annemin rahatsızlığını falan da biliyordu. Annen nasıl falan diye sordu. Allah razı olsun. Biraz işte sohbet edebildik. Çok fazla tabii git gel ben dışarıya içeriye derken dün de aynı oldu. Gelen misafirlerimle çok fazla oturamadım. Hani çok çekim yapamadım. Alamadım yani çekim de alamadım ama güzel bir zaman geçirdik. Öyle inanıyorum. Bugün de yine aynı. Buralarda iş güç ve çok soğuk hava. Gerçekten hem de bir arada bir esme de yapıyor. Bayağı bir soğuğu hissettiriyor yani. Kulaklarımın donduğunu hissettim bir ara yalnız. Gerçekten hissettim yani. O soğuğu içinde hissediyorsun adeta. Önemli olan hastalık olmasın da diyorum. Gerisi inanın ki teferruat yani. Hepsi geçiyor. Sonuçta hastalık olmasın. Ve ben bu arada tablomu da taktım. Geçen size göstermiştim tablomu. Bakın şöyle göstereyim. Duvarıma taktım. Sağ olsun yine tanış getirmişti onu tabloyu. Eve mi götürsem, dükkanıma bıraksam derken dükkana karar verdim. Allah kerim artık burada kalsın bir müddet. Buranın da güzel bir havasına uydu yani. Bırakıp da istemedim açıkçası. Yukarı götüremedim. Evet saat dolmuş zaten 3.30'u geçiyor. Zaten şurada ne kalmış eve gitmeye diyorum. Kendi kendime soğuktan nereye kaçacağımızı şaşırıyoruz artık. Ne yapalım sabah geliyorsun soğuk buz gibi. Dün ama hava çok güzeldi. Gerçekten güzeldi yani hissettim. O sıcaklığı da hissediyorum ama bugün de soğuğu hissediyorum ta içinde yani. Ne yapalım? Herkesin görevi. Çalışmadan olmuyor. Çalışmasan hiç kimse kimseye ekmek vermiyor şu kadar. Gerek de yok yani. Çalış kendi çabanla demişler. Ay bu arada hala şeyi bekliyorum. Pin kodumu bekliyorum. Bakalım bir gelse de YouTube'dan para alabilmen için yolda şu anda. Hala yolda. Bir ayda herhalde gelecek. Uzaklığa bağlıymış. Benim de burası bayağı bir uzak kalıyor. Amerika'dan mı geliyor artık nereden geliyorsa. Ondan sonra işte geldiğinde inşallah sayenizde diyeyim. Her şey destekleriniz de oluyor. Arada tabii belki diyorum hani geçenki video için çok kırıldınız. Bunu da farkındayım ve özür diliyorum. Gerçekten kaldırmak zorundaydım. Bunun şöyleydi, karşılıklıydı. O kaldırınca ben de kaldırdım. Hani beni yanlış anlamanızı istemiyorum.
Hani hemen takipten çıkarız. İşte takip etmeyiz, yapmayın. Gerçekten bir insanı biraz daha tanımaya başladıysanız bence yapmayın diyorum. Daha zaman verin en azından bana. Tamam, belki şeyle karşınıza şey duramıyorum. Hani onu videoyu kaldırmayabilirdi diyorsunuz. Bunun farkındayım ama sorun farklı yerlere varabilirdi. Kaldırmak zorundaydım. Kaldırdım. Tek isteğim bu. Yani sizden kırılmayın. Beni biraz tanıdıysanız en azından öyle değerlendirin. Ben bunu istiyorum. Dün size işte çorbamızı falan beğendiniz ve sevindim yani. Gerçekten anneme çok iyi geldi. Bol sarımsaklı olunca, hatta tarifi farklı bir şekilde veren arkadaş da vardı. Şu an isim olarak hatırlayamadım. Onu da yapıyordum ben önceden. Maydanoz, havuçla falan patatesli yapıyordum. O da güzel oluyordu ama hani bu sefer biraz daha şeyli yaptım. Çünkü bunu ben genelde grip olduğumuzda o çorbayı kullanıyorum. Yapıyorum, annem de çok güzel seviyor. En azından iştahı olmasa bile zorluyor kendini. Kendimde de öyleyim. Grip falan olursak ya helle yapıyoruz. Bizim burada helle diyorlar. Sütle un çalıyoruz süte. O da güzel oluyor. O da bol sarımsaklı. Gerçekten iyi geliyor gribine. Zaten diyorum ya, vitamin falan da aldım. Kendisini şu anda biraz daha iyi hissediyor. Ama tabii ki tam beklediğim kadar değil. Yine diyelim ki lavaboya falan giderken tek başına gidemiyor. Emine de bir de beni çağırıyorlar. Çünkü dengesini enfeksiyon hala düşmedi. Enfeksiyon için uğraşıyoruz. Bakalım haftaya salı çarşambaya tekrar doktoru bekliyor zaten. Bir müddet böyle idare edeceğiz. Ne yapalım? İyi olsun diyorum. Başka hiçbir şey değil. Yatıyor zaten bol bol. Artık öyle çok fazla televizyon da şuydu. Aslında izliyordu. İzlediği dizisini bile bıraktı diyeyim ben size. O kadar kendini iyi hissetmiyor. Bunu da farkındayım ama toparlamak için çabalıyorum. En azından iştahı yerine gelsin diye çabalıyorum. Çünkü hep düşecek. Bunu diyorum anneme de. O da biraz kendini zorluyor. Korkuyor sanırım. Hani hep anne daha kötü olursun. İşte hastanede yatmak da var deyince biraz daha kendini toparlıyor. Ya Allah'a şükürler olsun, dualarınız da var biliyorum, yanımızdasınız. Dün akşam da dedim ki kandil gecesi namazını kılamadı tabii, üzüldü biraz. Sağlığı yerinde olsun, sonra dedim kılarsın. Duasını etti en azından, yattığı yerden çok fazla kalkıp da diyorum ya, televizyonla da eskisi kadar ilgilenemiyor. Enfeksiyon olunca hiç kendini bırakıyor resmen. Vücut dengeyi ister istemez kaybettiği için arada da ateş vuruyor. Tabii o arada mecbur parolda şunu da bunu da düşürmeye çalışıyoruz ateşini. Geçecek. Allah'ın izniyle o da geçecek. Ben inanıyorum. Anacığıma inanıyorum. O bizi Allah'ın izniyle bırakmayacak diye düşünüyorum. Öyle işte arkadaşlar. Evet, arkadaşımız yeni esnafımız mahallemize mini marketti değil mi canım? Evet Mini canım. market olarak açtı burayı. Bakın şöyle. Evet, arkadaşımız da bayan olarak, ben de bir bayan olarak destekliyorum. Evet. Birbirimize idare edip gidiyoruz Allah izin verirse. Bakın şöyle Kumyalı'da, burası Saraybatı Sokak tabii ki de Giresun'da. Hacı Siyam diye geçiyor. Raflarında güzel düzdü. Güzel oldu her şey. Bol bereketli kazançları olsun inşallah. Amin. Şöyle Amin ya. benim yanına geldim. Şarkı okusun. 2-3 gündür okumadık. Buyur tatlım. Çileli hayatı paylaşan bendim. Anlamsız günlerin neşesi bendim. Karanlık dünyanın ışığı bendim. Beni böyle bırakıp nasıl da gittin? Karanlık dünyanın ışığı bendim. Beni böyle bırakıp nasıl da gittin? Nereden sevdim o zalimi? Nereden sevdim o zalimi? Hayatımı yakıp gitti. Nereden sevdim o zalimi, nereden sevdim o zalimi, beni böyle perişan etti. Aşkından başka bir aşk tanımazdım, ayrılık acısı tattırmadım ki. Canım gibi sevdim, yandırmadım ki. Gönül defterini kapatıp gitti.
Nereden sevdim o zalimi, nereden sevdim o zalimi, hayatımı yakıp gitti. Nereden sevdim o zalimi, nereden sevdim o zalimi, beni böyle perişan etti. Ağzına sağlık. Orhan Gencebay'dan oku bu sefer de. Buyur. Ya Rabbim sen büyüksün, ya Rabbim sen görürsün, durdur şu geçen zamanı, kulların gülüsün, bütün saatler sussun, ses rüzgarlar sussun, aşk bahar ömrüme gülerek doğsun. Şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrün baharıdır. Bırak serfoş olalım, meyler aşk şarabıdır. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel. Yaşamak ne güzel, senden uzak yaşamak, inan yaşamak değil. Bazı duygular var ki söz yalan değil. Bazı duygular vardır, kelimelere sığmaz. Aşk ömrün baharında doğarak gülsün. Şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrün baharıdır. Bırak serhoş olalım, meyler aşk zamanıdır. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel. Yaşamak ne güzel. Evet Emine Hanım, veda edebilirsin. Herkesi çok seviyorum. İyi Allah akşamlar diliyorum. Mutlu olsunlar her gün. Allah bizi hatırlasınlar her gün. Allah razı olsun Emine Hanım. Teşekkür ettik. Evet, benim kızımın yaptığı resme bakar mısınız? Çizgi filmin aynasını yapıyor maşallah. Maşallah kuzuma. Kalplerde koymuş yanına. Evet. Evet, bakabilirsin bana bir tane. Evet, bu da benim Elif'im. Bakın da. Bırakayım onu. Evet. Yapış. Aferin. Aferin. Yapış. Aferin. Evet, arkada da yanına çadır yapmış yine kendine. Ses çıkartacağım. Bak, ses çıkartacağım. Aferin. Hadi kızım, tamam, kapatıyorum. Bay bay, ölümsüz olsunlar. Ay canımsın, ölümsüzlük yok da bebeğim, sağlıklı olsunlar. Sağlıklı olsunlar. Evet arkadaşlar, bugün de akşam ettik. Ben de dedim ki akşam en azından saat şu anda 7:20 kala. Hemen bir an önce de videoyu kapatayım, göndereyim. Çünkü uzun bir saat beklemek zorunda kalıyoruz. Bu arada göndermeden de bir parça okuyayım dedim. Orhan Gencebay'ın Bir Teselli Ver şarkısını inşallah beğenirsiniz. Bir teselli ver, bir teselli ver. Yaratan Mecnun'a bir teselli ver. Sevenin halinden sevenler anlar. Gel gör şu halimi, bir teselli ver. Aramızda başka biri var ise, tertemiz aşkımı bana geri ver. Ben zaten her ağacının tiryakisi olmuşum.
Ömür boyu bitmeyen derdiyle yorulmuşum. Gülemem sevgilim, ben sensiz yaşayamam, yaşayamam. Bana ne gerek, bana ne gerek, senin aşkından başka bana ne gerek. Aşkın zehir olsa yine içerim, yolun ecel olsa durmaz geçerim. Yeter ki sevdim de ben bu aşk ile, dünyanın karına güler geçerim. Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum. Ömür boyu bitmeyen derdiyle yorulmuşum. Gülemem sevgilim, ben sensiz yaşayamam, yaşayamam. Pardon, öksürük tuttu beni. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Bana bir öksürük geldi, birden böyle bir tıkandım. Şu an iyiyim. Biraz beni tıkadı bir anda. Şarkının sonunda biraz dedim ki şarkı en azından bu kadar okundu, bu ne olsun, mahvetmeyeyim. Böylece şimdi size videomu gönderiyorum. Biliyorum ki benim izleyicilerim benim kusuruma bakmaz. Ben buna inanıyorum. İnsanlık hali her şey olabiliyor. İşte çekim yapıyoruz ya. Bir daha baştan almak istemedim. Daha fazla yormadan en azından size hemen videomu göndereyim. İyi akşamlar diliyorum. Ben sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.